Merhaba, Sanayi Üretim Endeksi Haziran ayında iş günü eksiklerinin etkisiyle yıllık olarak belirgin şekilde düştü. Üretimin eğilimi ise ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla daha güçlüydü. Türkiye ekonomisine dair veriler üçüncü çeyreğin başında sanayi üretiminin zayıf olduğunu, tüketimin ise büyümenin ana motoru konumunu koruduğunu gösteriyor. Haziran ayında uzun bir aranın ardından ilk kez 0,7 milyar dolarla cari fazla verildi ve 12 aylık açık 60 milyar dolardan 56,5 milyar dolara geriledi. Haziran ayında yalnızca rezerv birikimi nedeniyle finansman ihtiyacı oluştu ve kaynağı belirsiz para girişi bu ihtiyacın yaklaşık yarısını karşıladı. İşsizlik oranı aylık sınırlı bir artışla %9,6 oldu. İş gücüne dahil olmayan nüfusun artması ise EYT düzenlemesinin etkilerinin istihdam piyasasında görülmeye başladığını düşündürdü. Çarşamba günü 27 seviyesini aşan dolar-tl, cuma günü 27,05 ile haftalık %0,3 yükseldi. BIST 100 endeksi haftalık %3,7 artışla değer kazancı trendini sürdürdü. Orta vadeli program hazırlıkları kapsamında yapılan toplantılarda yeni finansal enstrüman konusu da gündemdeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yabancı yatırımcı ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri ile açıklanan 51 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk ayağının bu sene içinde geleceğini belirtirken, ekonomi ve piyasada kalıcı iyileşme için 2024'ün ikinci yarısına işaret etti. ABD'de yıllık enflasyon Temmuz'da %3'ten %3,2'ye yükselse de verinin piyasa beklentilerinin altında kalması, Fed'in Eylül ayındaki toplantıda faizi sabit bırakacağı senaryosunu destekledi. Veri sonrası bir Fed yetkilisi enflasyonla mücadelede zaferin henüz kazanılmadığını belirterek ihtiyatlı bir açıklama yaptı. ABD'de Moody's'in birçok bankanın kredi notunda olumsuz yönde güncelleme yapması ve İtalya'da hükümetin bankalara ek vergi kararıyla küresel risk iştahı zayıfladı. Arz kısıtı yaşanabileceğine yönelik endişelerle hafta içinde petrol fiyatı yüksek seyrini sürdürdü. Avustralya'da bir LNG tesisinde grev ihtimalinin güçlenmesiyle Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratları da yukarı yönlü hareket etti. Ancak Avrupa'da doğalgaz depolarının doluluk oranlarının yüksek olması bu durumun olumsuz etkilerinin sınırlı kalabileceğini düşündürdü. Küresel enflasyona kısa vadede yansıyabilecek olması nedeniyle petrol piyasasındaki hareketler önemli konumda. Önümüzdeki hafta Merkezi Yönetim Bütçesi ve Merkez Bankası'nın derlediği piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Nakit denge verilerini kullanarak yaptığımız hesaplamaya göre 12 aylık bütçe açığının GSH'ye oranı Temmuz ayında %3,9'dan %3,1'e inebilir. Bu iyileşmede Temmuz'daki vergi artırımlarıyla gelirlerin güçlü seyretmesi etkili. ABD'de perakende satışlar ve Japonya'da enflasyon takip edilecek. Son olarak Temmuz ayı FOMC toplantısının tutanakları piyasaların radarında olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.